dekanı Profesör Doktor Recep Demir hocamız, kıymetli öğretim elemanı hocalarımız ve siz değerli öğrencilerimiz, OMÖB İlahiyat Fakültesi olarak düzenlediğimiz söyleşilerimize hepiniz hoş geldiniz. Hazirun adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geriye al, ondan sonra sağa soracağım. Ben ediyorum. Çok değerli öğretmeniz, arkadaşlarımız, kıymetli öğrencilerimiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi tabii ki biz sizleri tanıyoruz. Hocamız 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Yavuz Unan. Aynı zamanda fakültemizin de hadis ana bilim dalında öğretim üyesi. Ancak öğrencilerin de daha yakından tanımaları adına ben size şu soruyla başlamak istiyorum. Sayın Rektör, sevgili hocam. Yavuz Ünal kimdir? Nerede doğmuştur? Orta öğretimi, lise öğrenimi nerededir? Bize biraz bu konuda bilgi verirseniz, kendinizi tanıtırsanız çok önemli olacağız. Buyurun. Teşekkür ederim. Selam ederim. Sizlerle beraber olmak benim için galiba birimizin kapatması gerekiyor. Siz... Peki. Tamam şimdi. Evet, şu anda... üniversitede hoca olacağım diye sınava giren biriydim. Bu kadar açık söyleyeyim.
üniversitede hoca olacağım diye. Onun biraz Rus klasiklerinin etkisi var yani şeyde. Bir başka şey de hocam, müthiş bir edebiyat merakı var. O yıllarda biraz edebiyat okuduğum için. Benim bir yıl edebiyat öğrenciliğim var. Atatürk Üniversitesi'nde bir yıl öğrenciliğim var. Dekan olduğumda af çıkmıştı ya, acaba bitirsem mi falan diye de düşünmüştüm. O kadar söyleyeyim. Yani edebiyat hala üst düzey bir ilgim vardır. Yani edebiyat. Aslında İmam Hatip Lisesi benim için tabii içerinizde ya da ailenizde vardır. Yani bir şeyi sonradan öğreniyorsanız bu sefer merakınız biraz daha yüksek olur. Yani İmam Hatip Lisesi benim için öyle bir dönem. Bir de 12 Eylül'ün çocuğuyum, onu da söyleyeyim. 12 Eylül Fatsa'da yaşayan birisiyim. Tabii onlar da erken pişiriyor insan. Yani ne bileyim, kavga etmeyi öğreniyorsunuz ya da tartışmayı öğreniyorsunuz. Kendinizi korumayı öğreniyorsunuz. Yani hayat biraz böyle başlıyor. Sonrasında hocam ben bu araya gireyim. Fatsa 12 Eylül'den önce bu sağ sol çatışmalarında kurtarılmış bölge olarak anlıyorduk. İnanmıyorsam doğru hocam. Yalnız garip bir şey vardı. İlkokul yıllarında benim garip bir şey vardı. Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci mevcudu Fatsa'daki bütün liselerden fazla. Yani o yıllarda ilginç bir şeydir, yani denklemdir, öyle söyleyeyim. Yani ilginç bir denklemdir. Mezun olduğumuzda bütün liselere, üniversiteye verdiği öğrenciden daha fazla İmam Hatip Lisesi öğrenci vermişti. Böyle de bir denklem vardı. Fakat asıl hani sizinle alakalı kısmı edebiyat bir nedenle, nedeni de söyleyeyim. İşte, yani İran şeyinin çok güçlü olduğu, rüzgarın çok güçlü olduğu bir dönemde yaşadığımız bir takım tartışmalar vardı. Evet. Tartışmada aslında tartışmaya da konuşabilirim ama bunun üzerine ilahiyata dönmem gerekiyor diye Kasım ayında yani hemen şeye başladıktan sonra ilahiyat okumam gerekiyor diye bir iradeyle aslında ilahiyata dönüşüm bu şekilde. Bunun güzeli de şuydu, yani iki şey, yani bir ideal vardı. İkincisi bir istekle, hani normal yolun üstüne geldim falan değil yani, isteyerek hareketine geldiğim için. Hazırlık sınıfında, bana selamet versin, Ali Güzel Hoca'yı tanıyan vardır. Yaklaşık 4 yıl kadar ben Ali Güzel'le Arapça okudum. Şey döneminde, ilahiyat döneminde ve aynı tarihlerde de yani Cevali bir bursuyla aynı yıllar içerisinde İngilizce kursuna gidiyorum. Yani ilahiyat okuyorsunuz, Arapça oradan çıkıyorsunuz, başka bir programa gidiyorsunuz, hafta sonu başka bir programa gidiyorsunuz. Öyle bir seyir var. İlahiyatla alakalı hani, o yıllarda benim size söyleyebileceğim kendimle alakalı çok ciddi okumalar yaptığımı söyleyebilirim. Yani bunların içerisinde asıl insan tarihine bir yaz kalkmadan okudum ve bir notla okudum. Bir gün bir daha okuyacağım diye. Yani aslında yüksel insanlar işte 93-94 hocam vefat ettiği tarih. Evet, evet. Ben yok, asistan olduğum dönem o zaman. Fakat hoca şöyle Yeni Şafak'ta bir paragrafla anıldı sadece. Bir sayfada bir yılda aslında yüksel vefat etti diye böyle bir şeydi. Bu çok ağır gelmişti ama. Yani aslında yüksel gibi bir vefat ediyor. Yani Türkiye'deki yani o yılları düşünün. Mesela 90'lı yıllar, şimdi arkadaşlar, örneğin gittiğinizde her çalışmanın birçok nüshasını belirliyorsunuz. 80'li yıllar, 90'lı yıllar bu kaynakların sadece var olduğu biliniyor. Ve bunların önemli bir kısmı yazma. Yazmayı da okuyamıyorsunuz zaten. Böyle bir şey ulaşamıyorsunuz, onu okuyamıyorsunuz. Aslında yoksa o şartlarda gerçekten ödül de aldı. Pakistan'da Siret ödülü almıştı 74 bu çalışma. Yani çok zor şartlarda çok önemli bir eser ortaya çıkardı. Adam Rabbim mekanı cennet eylesin ama sessiz sedasız bir kimdir bir an. Bu yurtta öyle söyleyeyim. Evet. Hocam ben şunu diyeceğim. Bazı insanlar yaşarken pek kıymeti bilemiyor. Yani bu alanda Asım Köksal Hoca dediniz. Benim de aklıma hemen Muhammed Hamidullah Hoca geldi. Muhammed Hamidullah Hoca, arkadaşlarımız tanıyanlar bilir mutlaka. Yanılıyorsam 101 veya 102 yaşında Fransa'da vefat ediyor.
ve vefat ettiği zamanda Fransa'da bir evin çatı katında son derece zor şartlarda, değil mi Sayın Hocam? Son derece zor şartlarda zaten hoca hiç de evlenmemiş. Çoluk yok, çocuk yok, kendi başına. O hasta haliyle birlikte hayatını orada son buluyor. Ve çok fazla da bir şey bulmuyor. Yani ne bileyim Müslümanlar bir daha geniş, daha rahat, daha konforlu bir yerde. Hamidullah Hoca da ister miydi? Ayrı bir konu böyle bir şey zaten. Bu şartlarda bazen diyorum kime alimler yaşarken de vefatından sonra da çok fazla kadri kıymeti maalesef bilinmiyor. Malumunuz İslam peygamberi çok değerli bir eserdir Hamidullah Hocam. Hocam siz biraz bahsettiniz. Ben hemen buradaki İlahiyat Fakültesi öğrencilik yıllarınızdan genç dediniz yani Arapça ve İngilizce kurslarına gittim. Biz gençlerimize, öğrencilerimize ne dersiniz? Yani üniversite öğrencilik yıllarını nasıl geçirsinler bir büyükleri olarak, bir rektörümüz olarak? Ne tavsiye edersiniz? Değerli arkadaşlar, Hazreti Ali'nin çocuklarla alakalı bir sözü vardır. Kendi çağınıza göre değil de geleceğe göre, geleceğin yıllarına göre geçirmek. Aslında hocamız sorusunu böyle düşünmek gerekiyor. Ben isterseniz kendi asistanlık yıllarından kısaca örnek vereyim. Ben asistan, yani 91'de asistan oldum. 90'ın sonu, 91'de asistan oldum ben. O yıllarda bilgisayar, yani yaşınız çok hani eski olsun diye söyleyeyim. Çok belki o yılları hatırlamaya şey değildir ama işte Pentium gibi, işte ne bileyim Olivetti'nin meşhur Türkiye'deki birkaç yani alt düzey işte 180, 370 gibi böyle çok alt düzey şeyler. Benim o yıllarda üst düzeyde bir bilgisayar merakım vardı. Yani işte nereden geldik diye niye hadisle uğraşıyorum. Bir miktar kod çalıştım. Yani 92-93 yıllarında ilahiyatçı olarak çok anlatmak zordu yani ilahiyatçı olarak. Sayın Yeprem Hoca'yı bilmiyorum tanıyan var mıdır içerinizde. Sayın Yeprem o zaman KTB diye bir programı vardı. Ana programlarda. Ben o programda çalıştım. Üniversitenin sorumlusu olarak o yıllarda çalıştım. Ama şu için söyledim. Yani evet bugün standart yani mesela standart bir şey elde edebilirsiniz ilahiyatçı olarak ama yani siz mezun olduğunuzda bu standart değişmiş olacak. Dolayısıyla bugün standart üzerinden bunu düşünmek gerekiyor. Gelecekle alakalı özellikle size kılavuzluk yapabilecek, yol gösterebilecek insanları biraz zorlamak gerekiyor. Yani onların peşine düşmek, onlarla konuşmak, onlarla işte bazı tecrübelerini transfer etmelerini istemek gerekiyor. Bir anekdot söyleyeyim burada. Yani mümkünse biyografi okuyun arkadaşlar. Yani mümkünse, mümkün olduğu kadar. Bunu bazen ansiklopedi maddesinde. Yani bildiğiniz mesela işte bir Ebu Hanife gibi, Maturidi gibi yani size yakın olması açısından bunu söylüyorum. Yani mümkünse özel yazılmış biyografiler okuyun. Biyografiler size müthiş bir yol gösterecek. Yani sadece bilgi değil. Yani bu evet bilgiye ihtiyacınız var ama o kendi döneminde ne yapmış, nelerle mücadele etmiş, siz nelerle karşılaşacaksınız ve ne yapmanız gerekiyor? Bunu şunun için söylüyorum. Herkesin bir imkanı var. Zannetmeyin ki bu hayat böyle düz gidecek, bu hayat böyle düz gitmiyor. Rabbim mutlaka sizin imkanına tabi tutacak. Bazen mülkle, bazen eşle, bazen işle, bazen sağlıkla ama mutlaka bir imkanı tabi tutacaksınız. O imkanından başarıyla çıkmak sizin o imkanı bilerek, nasıl davranmanız gerektiğini bilerek o imkanı karşılamanız gerekiyor, göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar, mesela yaşadığınız işte Cumhuriyet'in son dönemi, Cumhuriyet yılları değil daha doğrusu, Osmanlı'nın son dönemleri. Ya biyografi okuyun arkadaşlar, biyografiler seçiyor. Evet. Bunu aslında çerez gibi düşünün. Yani sözünü ettiğim şey çerez gibi düşünün. Herkesin bir mücadelesi var, onun üzerinden yaşanan tarihi alıyorsunuz. Geldiğiniz, elde ettiğiniz nimetlerin nimet olduğunu fark ediyorsunuz. Aksi takdirde nimetleri fark edemiyorsunuz. Nimeti fark edemezseniz şükredemezsiniz.
şükredemezseniz, şükredecek bir şey bulamazsanız emin olun mutlu olamazsınız. Sizi mutlu kılacak şeyler farkında olmanızdır. Yani neye sahipsiniz? Yani sahip olduğunuz o kadar çok, o kadar güzel şey var ki şükretmeniz, hamd etmeniz gereken o kadar çok şey var ki ama onun farkında değilsiniz. Elde edemedikleriniz üzerinden gittiğinizde pesimistik bir ruh hali, biraz sonra seküler bir kafa yapısı, biraz sonra herkesi eleştiren, dolayısıyla sadece kendisini merkezde gören bir karakter ortaya çıkıyor. Ve bu karakter aslında mutsuzluk anlamına geliyor. Bunu size söyleyeyim. Hayatta başarı değil, başarısızlık, mutluluk değil, mutsuzluk değil. Bu şeyle alakalı, kısaca yani nereden buraya geldik, niye? İşte hadis tabi o güzelden bu kadar. Evet, ben bu kadar neden hadis seçtiniz diye soracaktım. Buyurun Sayın Hocam. Biraz tefsir değil. Aslında benim hayalim tefsirdi, onu da söyleyeyim. Ama hafız olmamın tefsir açısından çok büyük bir eksiklik oldu. Yani bunu biliyordum. Dolayısıyla hadise ben karar verdim. Biraz da Asım Köksal'ın burada şey olduğunu söyleyeyim. Yani Asım Köksal'ın İslam tarihi, o dönemdeki siyer okumalarının şeye yönlendirdiğini söyleyeyim. Ama kendi üzerimden, Nurhan Hoca'yı tanıyorsunuz. Nurhan Hoca benim sınıf arkadaşımdır. Nurhan Tatar Hoca. Asistanlık dönemimiz aynı dönemdir. Nurhan Hoca, yani öyle bir dönem bizim için ki, mesela Burhanettin Hoca beni felsefeye, ben de Burhanettin Hoca'ya hadiseye yaklaştım. Burhanettin Hoca'nın çalışmalarına bakarsanız, hadis tarihinin ciddi çalışmalarını görürsünüz. Ciddi çalışmalar, çalışması var demiyorum yani. Ciddi kayda giren çalışmaları vardır. Bunu şunun için söyledim. Tek tiple beslenmemek gerekiyor. Yani burada tek tip bir beslenme, tek tip bir okuma değil de, mümkün olduğu kadar dış çevrede, yani dengeli bir şekilde bu okumayı sürdürmek gerekiyor. Bunun için söylüyorum ben. Hocam ben bu az önce söylediğiniz biyografi çok önemli. Bunun yanında öğrencilerimize hatırat okumaları da tavsiye ediyorum Sayın Hocam. Ben gerçekten son zamanda Türkiye'de çok ciddi, çok güzel hatıratlar yazıldı. Mahiyeti, hatırat tutuluyor. Kız Ertuğrul, Düzdan, Hacı Veysade, onu 5'e kadar çıkardım. Yani ben diyorum ki en tarafsız belki en objektif tarihe dair bilgiler için de o hatırat okumalarını da hatta ben bir ara bir 18-19 tane hatırat kitabı listesi çıkardım dedi. Onu bir takım gruplarda da paylaşmıştım. Kendim de 3-4 tanesini okudum. Yani bu söylediğiniz biyografi son derece önemli. Ben bunun yanında öğrencilerimize hatırat. Çünkü şöyle diye düşünüyorum, bilmiyorum siz ne dersiniz. Hatıratlar bize belki gerçek tarihi yansıtıyor. Yani ideolojiden uzak, yani sizi bir yere yönlendirme, bir yere kanalize etme değil de, değil mi Sayın Hocam? Size biraz daha kişinin yaşamış olduğu dönemdeki olayları olduğu gibi aktarması. Mesela bizim yine alanın önemli isimlerinden Halit'in Karaman Hoca, bildiğim kadarıyla hatıratını yazdı. Buna benzer biyografide benden böyle bir katkıda bulmuş olayım. Hatıratlar önemli diye düşünüyorum. Şimdi hocam hadis alanı dedik, hadisle ilgili de konuşuyoruz. Yani şunu söyleyelim değil mi Sayın Rektörümüz? Mutlaka öğrencilerimiz kafalarında bir alan belirlemesine gitmeleri gerekiyor. Yani şimdi bütün İslami bilimler, bütün felsefe vesaire bunlar lisans döneminde okunuyor. Ancak yani her alanı kuşatma mümkün değil. Bunun yanında öğrencilerimiz bütün alanları okuyup ama bir alanda da derinleşme, yoğunlaşma gibi bir tercihte bulmaları güzel veriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Şüphesiz haklısınız ama belki biraz daha bir testi görmek gerekiyor. Yani burada bir alana yönelmeden önce her şeyden önce Müslümanız. Yani her şeyden önce ikincisi de bir kimliğimiz var. Yani alt kimliğimiz. O da ilahiyatçı, mesleki anlamda ilahiyatçıyız. Çünkü toplumda yani bir Müslüman olmak, bir de ilahiyatçılık açısından baktığımızda toplumun bir beklentisi var. Yani
beklentisi var, tarihin bir beklentisi var, ailemizin bir beklentisi var, bizim de gelecekle alakalı bir beklentimiz var. Şimdi burada gelecek kurgusunu inşa ederken, kendi adımıza gelecek kurgusunu inşa ederken, mesela pür akademik bir şey, yani o bir meslek olarak düşünebilirsiniz, araştırma görevlisi ya da hadisten, tefsirden, üniversitesinden, herhangi bir meslek, yani bu çok şey değil. Ama burada mesela bunu bir meslek olarak düşünebilirsiniz, bir de bunun dışında işte ürün verebileceğinizi, başarılı olabileceğinizi ya da hizmet, yani burada yaşanan, dünyada Müslümanların yaşadığı sorunları dikkate aldığınızda sizin katkı vereceğiniz bir şeyi düşünmeniz gerekiyor. Yani burada hani ne üzerine gideceksiniz, meslek edinebilirsiniz, burada bir sorun yok. Meslek, tüm akademik bir çalışma olarak düşünebilirsiniz ama yaşadığınız dünyaya baktığınızda bir defa Müslümanların söylem üretemediği, yani bunu genel olarak söylüyorum, Müslümanların söylem üretemediği, üretilen söylemlerin de aslında bir taraftan transfer edildiği, yani bir takım akademik çalışmalara baktığınızda işte Batı kültürüyle, Batı kafasıyla mülkler, bazı kavramlar bu tarafta işte biraz canlı şeylerle süslenilerek yürütüldüğünü görüyorsunuz. Bir de işte Hazreti Ali o yüzden anladım. Mesela bugün dünyada yaşananlara baktığınızda işte Bosna'dan başlayın. Yani Bosna'dan başlayın. İşte Arakan, Doğu Türkistan, işte Irak, Suriye, Libya, Sudan, Yemen, işte en son Filistin. Yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor ve biz konuşurken mesela hani üretemiyorlarken ulemayı suçlamadan buna söylemedik. Mesela işte insan hakları diye bir kavram çıktı. Benim asistanlık döneminin önemli şeylerindendir. Hepimiz aslında İslam'da insan hakları diye bir çalışmayı yapıyoruz. İşte mesela toplumsal cinsiyet eşitliği dedik, yani Batı'dan bir şey geldi bu tarafta. Sadece ya bu aslında bizde var, bunun aslında zaten kaynağı burası ve benzeri. Çünkü bu aslında yani istenilen, yani size bir top atılıyor ve bu topu sizin bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla oyuna dahil oluyorsunuz. O topu kullanırken siz evet, oyuna dahil oluyorsunuz. Kuralı da o belirliyor, süreyi de o belirliyor, sahayı da o belirliyor. Sen sadece orada bir figürsün, figür olarak kullanılıyor. Evet. Şimdi şeye bakın, mesela işte Irak'ta belki yaşınız şey değil ama bunu kavramayacaksınız, sadece haberlerden bile bilebilirsiniz. Mesela işte petrole bulaşmış bir karabata kurtarmak ya da karaya vurmuş Yunusları kurtarmak çok erdemli bir davranıştır. Evet, çok erdemli bir davranış. Çünkü bunu, ama bugün mesela Gazze'de dünyanın en ağır bombardımanına tabi tutulurken Müslümanlar, burada insan hakları yok. Çünkü onlar insan değil. O kadar açık. Çünkü insan hakları dediği şey sadece onun kendi tanımladığı bir şey. Peki bunun bizimle alakalı, yani konuştuğumuz şeyle alakası nedir bunun dediğinizde, bunun alakası şu arkadaşlar. Yani burada insan hakları ve benzeri, üretilen kavramlar, bir kültüre ait bir ideolojinin aracı olarak, manivilası olarak kullanılan bir şey. Yani bu insan hakları var yok demiyorum, bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Yani insan hakları bizde, bırakın insanı, yani cansız kainatın bile bir hukuku var. Hayvanın hukuku, işte doğanın, bitkinin ve benzeri, yani zulmedemezsiniz, helak edemezsiniz, yıkıdıramazsınız. Böyle bir şansınız, böyle bir hakkınız yok çünkü siz Müslümansınız. Böyle bir pozisyonu var. Şimdi burada asıl okurması gereken şey yaşadığınız dünya. Bu dünya nereye doğru gidiyor? Bu dünyada yeni bir düzen kuruluyor. Bu kadar açık. Bu dünyada yeni bir sistem kurulanıyor. Batı, Gazze ile Batı iflas etti. Gazze ile bütün büyüsünü bitirdi. Bugün Müslümanların yani Müslüman olması hasebiyle İslam'ın sesini yükseltmesi. Bu bahsettiğim şey, yani bizim hani topa giriyorsunuz dediğim şey, mesela işte Kur'an İslam'ı oturduk, Kur'an İslam'ı tartıştık, oturduk işte
Mesela bir medeniyetin çocuğu, ben asistanlık durumunda buna çok takıldığım için söylüyorum. Mesela 1400 yıllık bir medeniyetin çocuğu geriye dönüyor, hadisin dindeki yerini tartışıyor. Evet. Ya, ben tartışanlardan biriyim, hani bunu başkası için demiyorum. Yani bir medeniyetin çocuğu diyor, ya biz bir medeniyetin sahibiyiz, bir din, bir medeniyet, bir kültür kuruluyor ve hadisin dindeki yerini tartışacak kadar da bağlamından koparılmış tartışmaların çocukları olduk. Yani bunları tartıştık. Bunu şunun için söyledim değerli arkadaşlar. Yaşadığınız dünyayı okumak zorundasınız ve yarını hazırlanmak zorundasınız. O yarın, yani mezun olduğunuz ya da bir göreve geldiğiniz ya da idareci olduğunuz ama her halükarda bu hazırlığı yapmak zorundasınız. Bir büyüğünüz olarak ben size bunu tavsiye edeyim yani. Bu kadar aklımı kullanıyorum. Eyvallah. Hocam ben tabii ki Yıldız'dır, üniversitede rektörüsünüz. Ben biraz daha şu anki görev alanımızla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Yavuz Ünal hocamız, rektör olduktan sonra onu da ne derdi? Eğitim öğretim açısından, fizik açıdan neler söylersiniz? Önce şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, benim hayatımdan hayatımın bütün aşamasında eğitim çok özeldir. Yani çok özeldir gerçekten. Mesela bu fakültede önce kabulde 2009-2012 arasında ciddi çalışmaların yaşandığı, malum yapıyla ciddi çalışmaların yaşandığı bir dönem o dönem. Orada ilahiyatı kurucu dekanıyım ben. Diyanet'te başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Diyanet'te olduğum dönemde benim tek hedefim aslında eğitim sistemi oldu. Bu çok açıkça söyleyeyim. Yani eğitime dokunmak, eğitim yok. Yani bu sistemin revize edilmesi gerekiyordu. Ve göreve başladığımda ilk söylediğim iki şey vardı. Birisi, ben gerdeyi sağlık yapmayacağım, kimseyle uğraşmayacağım. İkincisi de hem eğitimde hem de üniversitenin Ar-Ge politikasında bir revizyona gireceğiz. Yeni bir üniversite. Biz var olan üniversiteyi revize etmek suretiyle yeni bir üniversite inşa edeceğiz. Bunun büyük oranda gerçekleştiğini çok açıkça söyleyebiliyorum. Yani 4 yıl oldu, 4 yıl bitmek üzere. Görev süren birkaç ay var, görev süren bitmesi var. Ama bunu çok açıkça söyleyebiliyorum. Bunun hani kağıt üzerinde rakamlarla konuşmak gerekiyorsa, mesela Ar-Ge üzerinden söyleyeyim bunu. Ben bu göreve başlıyorum. Üniversitenin işte proje sayısı 140, bir sonraki sene 238, bir sonraki sene 422. Yani üniversitenin yönettiği proje sayısı. Bunun karşılığında fikir sınav mülkiyet hakları dediğimiz patentleme fikri veya oluşum patentlenmesi. Mesela 20'de 0, 21'de bu rakam 10, 22'de 21. Bu rakam ciddi bir şey oldu. İndekslere baktığınızda üniversitenin bugün geldiği yer, aday araştırma üniversitesi, girişimci ve yenilikçi üniversite, işte gıda biyotekmanesinde uzmanlaşmış bir üniversite ve benzeri. Yani üniversitenin bu dokunuşu, başta söylediğim hani gelecekle alakalı yani bir yurtta yönetebilirsin, bunda hiç sorun yok. İşte derse girdi çıktı, evet bunda bir sorun yok ama mesela mezun olduğunuzda şunu sormanız gerekiyor, sizden ne bekleniyor? Sizden ne bekleniyor? Siz hangi vasıflara sahip olursanız bir ilahiyatçı nosyonuyla ya da yetkinliğiyle mezun olursunuz. Diyanete gittiniz mi, eğitime gittiniz mi, ticaret mi, ne yaparsanız yapın. Ama sonuçta 4 yılınızı, hatta 5 yılınızı veriyorsunuz burada. Bu 5 yıl içerisinde bir takım kazanımlar elde etmek zorundasınız. Değerli arkadaşlar, şunu unutmayın. Eğer bu kazanımları elde edemezseniz ya da ne kazanmanız gerektiğini bilmiyorsanız, ona karar vermediyseniz sonuçta ne kazandığınızın farkına varmayacaksınız. Ne elde ettiğinizin farkına varmayacaksınız. Nerede durduğunuzun da farkına varmayacaksınız. Dolayısıyla bu süreci bilinçli bilmek zorundasınız. Benim üniversiteyle hayalim, kendimi ben 19 Mayıs Üniversitesi'nin çocuğu diye tanımlarım. Bu kadar açık söyleyeyim. Çünkü benim lisansta, öğrenciliğimden, profesörlüğüme kadar bütün süreçler bu üniversitede geçti. Yani sadece bunu bir ekonomik olarak düşünmedim, hiçbir zaman düşünmedim. Onu söyleyeyim. Sadece müşavir oldum. Hollanda Deniz Bekleri müşavir.
bütünüyle, bütün bir sürü dış görevim oldu ama kadromu üniversiteden almadım ve ben bu üniversitenin mensubu olmakla gerçekten gurur duyuyorum, bunu söyleyeyim. Yani bunu hak eden bir üniversite, bu kimliği veren bir üniversite. Hocam sizin kütüphane konusunda da, tabii ben o yıllarda burada değilim, 2014'te dahil oldum, 10 yıllar kadrası. Bizim kütüphanemize de çok ciddi kaynak noktasında, kitap noktasında katkılarımız olduğu dekanımız döneminde. Onlar gidiyor. Şimdi şu anda burada da merkezi kütüphane bir ek bina yapılması. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Kütüphane konusundaki önce yaptıklarınıza dair. Önce şöyle kitapla ilişkiyi sorgulamak gerekiyor. Yani kitapla senin nasıl bir ilişkin abi? Şimdi kitabı normal bir işte meta olarak düşünmemek gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Yani evet bir envanterdir, bir varlıktır. Şimdi kitapla ilişkiniz, nasıl bir ilişkiye sahipsiniz? Hukukunuz nedir kitapla? Önce bunu sorgulamak gerekiyor. Onu söyleyeyim. İlahiyatla ilişkilendirerek. Mesela bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. İşte yani öğrencilik yıllarında dijitale, hatta kodlamaya, bilgisayara belirli bir dönem üniversitenin, yani ilahiyatın bir işlem sorumluluğunu uzun süre yaptım ben. Asistan olduğum dönemde uzun süre, derginin yazı işlek müdürlüğünü uzun süre yaptım. Yani burada olduğum sürece, dış görevlere başlamadığım sürece. Ama kütüphanenin şöyle bir şeyi vardır. Bir de kitapçıya gideyim, sadece kütüphane değil de. Mesela kitap evine gidip eliniz yerinizde gezmek bir kültürdür arkadaşlar. Yani mesela ne çıkmış ya da yani insanlar ne düşünüyorlar, ne yazıyorlar, bu bir kültürdür. Bunu üniversite bağlamında düşündüğümde bu aslında doçent olduğum dönemde bir projeydi, onu söyleyeyim. Hocaya sunduğum bir projeydi. Bir ihtisas kütüphanesi, bölge ihtisas kütüphanesine ihtiyaç var. Yani şu anda işte 6000 metrekare, 5000 küsur metrekare yapılan bir ek binamız var. Yani bu aslında bir hayaldi, o hayalin gerçekleştirmesi. Burası 24 saat öğrencinin çalışabileceği, oturabileceği, sohbet edebileceği bir mekan. Ama diğer tarafı ihtisas kütüphanesine çeviriyor. İhtisasla kastettiğim de bölge kütüphanesi. Evet, dijital kolay erişimi sağlayan bir şey. Ama kitabın bir kokusu vardır. Yani dokunursunuz, işte bakarsınız, görürsünüz kitabı. Yani onun fiziki olarak eriştirdiği doyum hiçbir şeyle karşılanamıyor. Yani çok açıkça söyleyeyim. Yani yeni çıkan kitabın mürekkebini koklayan biri olarak buna söyleyeyim. Burada mesela İlahiyat Fakültesi'ndeki revizyon aslında kütüphanenin hem fiziki mekan hem de kaynak açısından mevcut kütüphaneyle alakalı bir şey var. Onu da söyleyeyim. Mesela ben başkan yardımcısı olduğum dönemde bütün ihtisas merkezlerinin kütüphanesini yenilemiştim. Onu da söyleyeyim. Benim için hani o nerede bulunursam bundan benim için kütüphane çok özel bir şeydi. Burada da arkadaşlar biliyorlar ya sıklıkla uğradığımı takip ettiğim yer kütüphanedir. Size benim tavsiyem şu arkadaşlar. Okumaya belki şeyiniz olmayabilir ama ara sıra gidin ve gezin. Eğer giderseniz bilginizi oraya çekecektir, bilginizi gördüğünüz bir kitabın yani başlığını görüp yazarının işte arkasındaki o küçük notu okumak size bir birikim oluşturacaktır. Biraz sonra da size bir heves, size bir iştiyak oluşturacaktır. Yani bunu okuma, değerlendirme tam olarak bitiremeyebilirsiniz, onu söyleyeyim. Hani mümkün olsa da bitirseniz ama bitiremeyebilirsiniz. Ama bu da bir kültürdür. Eğer zihniniz oraya dönük değilse, kitabı önemsemiyorsa biraz sonra başka şeylere, bu sefer işte dizilerle, paparaziyle ya da bilmem neyle zihninin meşgul olmaya başlayacak. Hayatta bir noktaya kendinizi kanalize edebilmeniz için değer verdiğiniz şeylerin neler olduğuna bakın, neye değer veriyorsunuz, sizin için önemli olan şey ne? Buna bakmak gerekiyor. Üniversite açısından da bu aslında. Mesela bir öğrenci başına düşen kitap ya da kitabın ne kadar güncel olduğu, arkadaşlara sırala söylediğimde hatta akademiye neden işte neden talebiniz yok diye, yani kaynak kitap talebiniz neden yok diye bunu çok açıkça söylüyorum. Nedeni de şu,
neyin çıktığını bilmesi gerekiyor. Öğrenciye neyin yararlanacağını bilmesi gerekiyor. Bu karşılıklı aslında ilgiyi yönetmek. Benim burada kastettiğim direktör olarak yapabileceğim şey bu. Ama size benim tavsiyem, şehre gittiğimizde kitap evlerine uğrayın. Yani gidin kitap evlerine, oturun, bazı şeyleri alın, orada okuyun, dergileri takip edin. Yani alın demeyin, hani diyeceksiniz çok pahalı bir müdür, haklısınız. Ama en azından mesela bir derginin gündemi nedir, hangi dergiler çıkıyor? Evet. Biraz sonra mülakata girdiğinizde onu sorarlar, bunu da söyleyeyim. Hocam, Mahmet gerçekten çok güzel biliyor. Yani fakat ben bu arada bu bölümde biraz daha öğrencilerimizin sorularına yönelmek istiyorum. Mikrofon falan da hazırsa, öğrencilerimizin soruları varsa, biz hazır burada rektörümüzü bulmuşken şurada mikrofon bir sayfa. Evet, şurada bir öğrencimiz. Şöyle yapalım. Kim olduğunuzu önce bir tanıtırsanız, İlahiyat Fakültesi öğrencisi veya hangi fakülteden olduğunuzu kendinizi tanıtıp, sınıfınızı tanıtıp ardından sorunuzu alalım. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Buyurun. Ben Ayşe, İlahiyat 3. sınıf talebesiyim. Benim sorum şu. İnsanın sürekli bir şeyler üretmesi gerektiği üzerine çok vurgu yaptınız. İnsanın sürekli bir bilginin içerisinde olması gerektiğini nitelendirdiniz. Evet, ben de buna katılıyorum ama yani insanın sürekli bir üretici haline bürünmesi ve sürekli bir şeyler üretmesi, kendini bir yerden sonra başkalarıyla mukayese etmesi, bu insanı bir sadece bir nesne haline indirgenmiyor mu? Yani insan buradaki konumunu nasıl koruyabilir ki? Sürekli ben bir şeyler üretirim. Şekline getirilen insanın bir müşteri haline getirdiğini de söyleyebilir miyiz? Söylüyoruz her şey. Teşekkür ediyorum. Bir şey ayırarak söyleyeyim. Kendinizi asla başkasıyla kıyaslamayın arkadaşlar. Yarın çocuğunuz olacak, çocuğunuzla kıyaslamayın. Herkes bir alemdir. Tek başına bir alemdir, öyle söyleyeyim. Ve burada sadece kendinizle alakalı. Bakın, eğer bir olgun düzeyine erişirseniz, şöyle söyleyelim toparlamak için. Mesela bizim okuma biçimimiz parçalı bir yapı. Parçalı bir yapıyla üretemezsiniz. Bunu çok net söylüyorum. Hiçbir şekilde üretemezsiniz. Parçalı bir yapıyla. Bizim medeniyetimizin kurucusu vahiydir. Kurucu, burada dinin kurucu metni Kur'an'dır. Daha doğrusu vahiydir. Yani arkasına giderek söylüyorum. Bunun Kur'an'ın yanında hadisler, bunun ete kemer büründürür. Hadislerden çıkarılan fıkıh var. Bizim hayatımızda. Kelam, fıkıh, tasavvuf ve benzeri. Üçüncü metinler. Şimdi eğer üretmeyi düşünüyorsanız baştan başlamanız gerekiyor. Yani mesela Kur'an'a vukufiyetiniz. Bu sadece Kur'an'ı mesela siyretin dışında bir Kur'an okuyamazsınız. Daha doğrusu zihninize çakılmaz. Bunun devam edin. Mesela hadis metinleri bunu okumadan seçme hadisle üretemezsiniz. Seçme hadis okuyarak üretemezsiniz. Diliniz eğer eleştirel bir dilse üretemezsiniz. Ha, üretirsiniz ama kastettiğim şey bu değil. Benim üretkenlikle kastettiğim şey burada kendinize yatırım yaparsanız emin olun üretirsiniz. Emin olun üretirsiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ve üretkenlik öyle bir şey ki ürettikçe, yani siz mesela yürümek enerjiyi tüketmek midir? Değil. Yürüdükçe enerji depolarsınız. Kendinizi yenilersiniz, enerjinizi yükseltirsiniz. Bu da böyle bir şey. O yüzden hani olgunlaşmadan üretmeye kalkmak bu zaten. Krematura bir şey çıkacaktır buradan. Olmayacak bir şeydir bu. Vukufiyet, neye vakıf olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Mesela işte hepimiz Müslümanız. Yani derli toplu bir tefsir okumadan ya da derli toplu bir hadis kitabını okumadan sizce alim olabilir mi? Yok. Yani böyle bir ihtimal yok. Bunu söyleyeyim. Ya benim ihtisaslarla ısrarla vurguladığım, ilahiyatla ısrarla vurguladığım şey seçme hadisle okunmaz.
parça parça işte ayet aşırı bilmemle okuyarak Kur'an okunmaz. Bu Kur'an'ın bir serüveni var. Bunun ortaya koyduğu bir hikaye var. Bu hikayeyi bilmek zorundasınız. Bunun serüvenini bilmek zorundasınız ki ikame etmek istediği hükmü anlayasınız. O nedenle üretmek tüketmek değil, tüketmek değildir ya. Yani. Rahat olun yani. Yani şöyle diyor hükümet direktörü, yani şunu vurgulamak istiyorsunuz. İlahiyatçı kimliğimizde elbette bir taraftan kitaplar, eserler yazıp çizerken diğer taraftan da yaşamak gibi, inandıklarımızı yaşamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu zaten olması gereken, beraberinde olacak şeyler. Yani üretime kalkmak, üretimle meşgul olmak bizim o imani hassasiyetimizi sorumluluğumuzda kaldırmıyor diye düşünüyorum değil mi kıymetli hocam? Peki, teşekkür ediyoruz. Başka soru? Soru olan mikrofon. Evet, arkadaşlar. Bu şartları bir daha bulamazsınız. Mesela
sağlıktan alabilirsiniz, istatistikten alabilirsiniz, matematikten alabilirsiniz. Yani şu anda zannediyorum 130 küsur ortak seçmeli ders var. Ya mutlaka ilginizi çeken bir şey vardır. Ya da bir araya gelin. Hocam biz şöyle bir ders istiyoruz deyin ya. Biz mesela kendimizle alakalı. İşte şöyle bir ders istiyoruz. Şu ders açılsın. Biz bunu açarız. Her halükarda açarız. Bunu net söylüyorum. Ama kendinize yatırım yapın arkadaşlar. Kendinize, kendi gelişiminizle alakalı. Evet, gençsiniz. Vaktinizi dolduracak çok şey var. Ama emin olun hepsi buharlaşacak. Biraz sonra ne yapacağız şimdi? Demeye başlayacaksınız. Bunun sonu ne iş olursa yaparım abiye gidecek. Bunu da söyleyeyim. Bugün bir iradeniz olsun. İmam mı olacaksınız? İmam için. Öğretmen mi? Öğretmen. Asistan mı olacaksınız? Ama emek etmeniz gerekir. Emek etmeden bunlar size verilmeyecek. İnsanın ayet-i kerimeyi hatırlayın. Sadece emeğinin karşılığı vardır insan için. Bu kadar açık bir iş. Peki. Bir başka soru var mı? Şurada arkadaşımız var. Mikrofonumuz yapalım. Evet. Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz. Benim size bir sorum olacaktı. Bu sene yaz okulu açılacak mı acaba? Evet. Valla zor bir soru sordum. Ben böyle bir iyi soru. Her gün mekanlığa gidiyorsunuz. Hocam yaz okulu var mı? Ne zaman olacak ki? Soruyorlar mı? Peki. Ben biraz önce söylediğim bir şey vardı eğitimle alakalı. Eğitime halel getirecek her şeye otomatik olarak karşılayacağız. Şu kadar açık soruyorum. Yaz dönemi diyor bir dönem. Kutladık. Yazın ücretsiz ders alabileceğimiz, dersler alabileceğimiz bir dönem kuruladık. İkincisi mesela geçerli olabilecek bir sertifika getirirseniz, sertifikayı derse sayacak kadar da cesur davrandık. Bunu da söyleyeyim. Bir özel üniversitenin yapacağı kadar da cesur davrandık ama yaz okuluyla mümkün olduğu kadar uzak yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Peki. Başka soru sormak. Evet, oradan geldi. Yusuf Gelişay, ben de Fasay olarak mezunum. Hocam biz yabancı dilde biraz sıkıntı çeken bir milletiz yani herhalde öyle görünüyor. Bu adildeyken çok güzel bir seviyeye kadar geldik. Ondan sonra buraya gelince Arapça derslerinin sayısı, saati düşüyor. Bunu her haftaya yayılsa 4 yıl boyunca 19 Mayıs İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan kişi buradan mezun olduktan sonra kim olursa olsun hepsi Arapça konuşabiliyor diyebilsek bu çok güzel bir şey olmaz mı? Bir ikincisi, yani bunu yapabilir miyiz? Güzel bir şey olur. Bir de birinci sınıftan sonra usul derslerini alan öğrenciler ondan sonra 2'de, 3'de, 4'de kendi meraklarına göre hadis seviyorsa hadis, kelam seviyorsa kelam ağırlıklı, işte mezhepler tarih seviyorsa, dinler tarih seviyorsa bu konuda dersler, yani dersleriniz kim nasıl seçiliyor bilmiyorum ama da yani bu şekilde dersler koyulsa buradan da mezun olduktan sonra diyelim ki hadisten, kelam tarih, kelamdan yani onu seçerek mezun olmuş birisi olsa buradan mezun olduktan sonra öğretmenlik yapacak, kimisi başka bir şey yapacak, imamlık yapacak, ne yaparsa yapsın. Yani şu kürsüye davet edildiği zaman bir saat boyunca hiç susmadan konuşabilse yani doyurucu bir şekilde. Bir konunun hakimi olarak buradan mezun olmuş olsa çok daha güzel olmazmış. Çünkü burada bazı derslerden şundan birazcık, bundan birazcık, bundan birazcık. Mezun olduktan sonra fındık toplamaya gidiyorum, hastaya geri gelince hiçbir şey kalmayacak yani. En azından bir şeyler kalıcı olmuş olur diye. Böyle bir şey olamaz mı? Evet. Teşekkür ediyorum. Aslında dille alakalı şeyi söyleyeyim. Yani bu derste çözülebilecek olan bir şey değil. Yani bir beceri elde ettikten sonra bunu sürdürmek lazım. Yani okuma dediğim şey olmazsa adimden sınıf geçtiyseniz siz normalde metin okuyabilirsiniz demektir. Metin %100 olmanız gerekmiyor. %60 anlarsanız bir sorun yok. Okumaya devam ettikçe kendiliğinden artar.
bir yerden birine dönüştürmek gerekiyor. Diğeri şu, arkadaşlar, siz yetişkin insanlarsınız. Tabii sistemin içerisindesiniz, bu sistemde şu kadar kredi almak zorundasınız. Ama siz eğer bir irade ortaya koyarsanız, geceler çok uzun. Böyle bakın yani, geceler çok uzun. Yani zaten okullar ne kadar devam ediyorsunuz? Ya bunu öğrenciye bırakmasak yani, şimdi kendisi zorlasa daha iyi olur. Rektörümüze şöyle bir destekli olabilir. Bir kere bizim idare fakültelerinin müfre dağıtlarına şakalı gelir. Yani gök tarafından yukarıda sizin kaç saat tefsir, kaç saat hadis, kaç saat Arapça alacağınız konusunda müfre dağıt şakalı gelir. Şimdi seçmeli desteği bir durum söz konusuydu ancak o pedagoji formasyonla beraber seçmeli dersin yerine biz pedagoji formasyonu da koyunca yani seçmeli ders neredeyse kalmadı gibi bir şey. Bir ders, iki ders. Onu da kısıtlı dönemlerde. Ama öğrencilerimiz talep ederse bizim adimde 14 tane Arap hocamız var. Yani burada biz arkadaşlar talep edin siz. Ders dışı, ders haricinde haftanın belli günlerinde bakıyorum burada son derece az öğrenci oluyor. Ya biz adimdeki Arap hocayı getiririz. İşte her hafta bir konu vesaire konuşmanızı veya metin okumanızı geliştirici ek dersleri koyabiliriz. Yeter ki siz bunu talep edin. Gelin dekanlıktan talep edin arkadaşlar. Evet, ben size başka bir formu söyleyeyim. Gelin bir araya, 20-30 kişi gelin bir araya. Bir sertifika programı ve benzeri bir seçmeli ders seçmeli derse gelecek, karşılık gelecek bir çalışma yapın. Biraz sonra da sertifika getirin. Onun yerine bir seçmeli dersinizi sildirin. Yani bu kadar basit bir şey. Sadece sistem içerisinde oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Hepsi bu kadar yani. Evet. Peki, başka sorusu olan arkadaşımız. Mikrofon, evet. Neyse, sesin geliyor ya. Yani, evet, hakikaten daha uzun. Yavuz Hocam hoş geldiniz. Ben Sare Beyza'da ilahi 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemiz Filistin üzerinde ilk günden beri desteğini açıklamıştı. Ama kantinlerimizde hala boy kutuları satılmaya devam ediyor. Benim sizden ricam kantinlerimizde boy kutuları ürünlerinin kaldırılmasını ve tabelalarında kaldırılmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Her şeyin bir yolu var mı? Ama hocam, diyebilir miyiz? Neden böyle? Yani üniversite olarak boykot yapacağımızı da söylemiştik. Üniversite olarak boykot yaptığımızı da söyledik. Çok büyük bir üzülüm var orada. Yani arkadaşlarım da fazla duyarlı olamıyor. Maalesef alışveriş hala yapıyorlar. Bir şeylerle uğraşmamıza rağmen hala engel oluyor öğrenci arkadaşlarımızla. Bunu yani kesin olarak sizden rica ediyorum. Ben ricanı kabul ettim. Fakat hocam sizin de duyarlılığınızı zaten biliyorum. Size karşı bir tepki yok. Hayır, zaten yanlış anlamadım. Fakat sadece şu mesela yani ilahiyat fakültesinin içerisinde yani şey bakın onlar bizim kardeşimiz. Aslında onlar bizim onurumuz için savaşıyor. Bu kadar açık. Yani onlar sadece kendi vatanları için değil, İslam Müslümanların onuru için savaşıyor. Bu nedenle eğer 3 kuruş ucuz diye bir boykot ürünü alacak kadar şeyse yani ya da işte daha kaliteli ya da gibi bir gerekçeyle burada sorun başka bir şey. Ben şeyle ilgileneyim tekrar taraftarayım ama siz de size düşeni yapın. Tamam mı? Başka sorusu olan arkadaşımız? Evet, arka tarafa. Mikrofonu elini alın uzatırsan. Evet. Selamünaleyküm hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hocam, ben Yusuf Yılmaz, 4. sınıf öğrencisiyim ama Kur'an-ı Kerim okuma ve tecvid derslerinden dolayı bu yıl maalesef mezun olamayacağım.
Benim de bu alanda bir sorum var. Sorum da geleneksel olarak algılamayın kesinlikle bunu, genel olarak algılayın. Hocam, ben şimdi Anadolu Lisesi çıkışlıyım fakat kıraatı iyiyim. Buradan da şimdi yazıklığı yapmayacağınızı beyan ettiniz, kitabı ısrar ettiniz sanırsam. Şimdi diyorum ki, denklikleri arttırsanız daha iyi olmaz biraz bu alanda. Anlayalım. Şimdi yaz okulda mesela gidiyoruz ya, belge aldık buraya geldik. Kabul edilir mi? Ezberlerin kimisi farklı olabilmekte tüm üniversitelerde. Bu denklik sayılarını arttırsanız da bizim de kolaylığımızda yararımız olsa daha iyi olmaz mı? Orada zaten bir kısıtlama yok. Yani söyleyeyim, şartları taşıyorsa daha iyidir zaten. Sadece müfredat uyumsuzluğu ya da diğer şartları taşımıyorsa diye. Yoksa orada bizim bir kısıtlamamız yok. Şöyle aslında, biliyorsunuz bize bu Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri için muafiyet diye bir şeydir. Yönetmenimizde, yönergemizde var. Yani eğitim öğretim yılı başında siz müracaat ettiğiniz zaman bir komisyon var. Bu komisyonunuzda başarılı görüldüğünüz takdirde işte Arapçadan, Kur'an'dan o dönemki derslerde muaf tutulabiliyorsunuz. Bu muafiyetlere hazırlık yapmanız lazım. Hocam peki şunu söyleyeyim. Sesim geliyor mu? Ha, şimdi geldi. Hocam şunu söyleyeyim ama herkesin de bilmiş olduğu bir sorun var. Muafiyetlerde hocalar daha şey yapıyorlar yani, tolerans göster diyorlar. Ezber yapsak bile ne diyorlar ki, hafız olun, rahatsız olun. Yine geçemezsiniz. Dönemde dersi görmeniz lazım diyorlar. Biz bunu her halükarda karşılarız. Çok net söylüyorum. Her halükarda karşılarız. Ama
mesela seçmeli dersleri seçerken nereden daha kolay geçilir? Derse gitmeden nasıl yoldan geçilir? Eğer böyle bir hesap yaparsanız kendinize yazık edersiniz. Ya bu kadar açık söyleyeyim size. Kimseye bir şey yapmazsınız. Sonuçta bir diploma alırsınız, herkes diploma alır. Burada sorun yok. Şu anda ilahiyat mezunu olup bekleyen sayısını bilen var mı içerisinde? Mezun olup da bekleyen. Yıllık olarak mezun sayısını biliyor musunuz? Yok, yüzün var mı? Yok. 20 bin. 16 bin. Yani siz mezun olduğunuzu, önünüzde kaç kişi olduğunu hesap etmek. Dolayısıyla bir fark. Yani sizi adam niye işe alacak? Bu kadar basit. Bana bir şey söyleyeyim. Bunun için kendinize bir fark yaratın. Bu dönemi hayatınızın kampı olarak kullanın. Hayatınızın kampı olarak o nedenle yapabileceğiniz, fıtratınıza uygun yapabileceğiniz hobiler, meslekler edin burada. Bu kadar büyük bir fırsat var elinizde. Bu kampüste 13 tane dil konuşuluyor arkadaşlar. 116 ülkeden 5000 küsur öğrenci var burada. Yani böyle bir kampüsün laboratuvarın içerisindesiniz. Ama işte bir sene hazırlık okuyoruz, Arapçayı kullanamıyoruz. Şu kadar yıl İngilizce okuyoruz, onu kullanamıyoruz. Yani dolayısıyla bunu kırmak zorundasınız. Bir şekilde bunu aşmak zorundasınız. Nasıl yaparsanız yapın. Onun için mesela yani dille alakalı ders dışı bir pratik mesela burada kodlamayla alakalı projeler var. Projelere dahil olabilirsiniz. İşte sertifikayı aldığımız zaman o projelerde çalışabiliyoruz, yardımcı olabiliyoruz ya da destek olabiliyoruz. Ama yani bir kurs olmadığı zaman öğrenciler de elini işin açıyor, dilekçe verecek, işte kişi toplayabilecek mi? Sadece ben böyle düşünüyorum. Yani ana fikrim zaten sizin dediğiniz gibi buradan mezun olduğumuzda bir eksiklerimiz olsun. Yani adı ilahiyatçı evet. Olarak kalmayan, hani bir bilgisayar sertifikası, klavye sertifikası ya da robotik kodlama, normal kodlama. Evet. Bunları inşallah gerçekleştirirsin. Bunların sürekli eğitim merkezi üzerinde müracaatımızı yaptığımızda orada da ücretleri çok daha asgari tutarak, asgari ücret olarak bizim üniversitemizin hocalarında bu robotik kodlama olsun veya ne demiştiniz? Bilgisayar kodlama. Bunları sürekli eğitim merkezi üzerine verebiliriz. Sizin bir müracaatınız lazım. Evet. Eğitim topla geleceğim hocam. Peki. Topla geldiğinde küçük bir anekdot anlatayım ben size. Onu bitireyim. 19 Mayıs Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi açıldı geçen sene. Bilmiyorum bilen var mı içerinizde. 128 öğrenci aldı. %7'den aldı Türkiye'deki şeyi. Bir veli müdüre geliyor. Diyor ki oğluyla alakalı onu okulu bırakmak istiyorum. Şuna diyor bir şey söyleyeyim. Anlatın bunu ve niye diyorlar? Ama sen diyorum ki ben zaten 10 bin dolar kazanıyorum ayda. Okuyup da ne olacak? Kastettiğim şey bu. Yani bir beceri yakaladığınızda, yani o konjektüre uygun aranan bir şey yakaladığınızda sizi mutlaka birileri bulacaktır. O yüzden kendinizi kamplılaştıran bir şeyin peşine düşüyoruz arkadaşlar. Evet, peki ben rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Çatımızdan dolayı da bütün öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.